Eğitim bizim milli meselemiz ve en önemli meselemiz. Maalesef bugün eğitimle ilgili pek çok sorunumuz var. Eğitimde fırsat eşitliği, ülkemizdeki sınav sistemi, atanamayan öğretmenler, öğretmen maaşları, ücretli öğretmenlik, uluslararası sınavlarda ülkemizin sıralaması, yabancı dil eğitimi ve benzeri pek çok konu başlığını sayabiliriz. Ülke olarak her yıl bu konuları konuşuyoruz ancak sorunlar çözülmediği gibi daha da kronikleşiyor. Ülkelerin eğitim durumunu gösteren PISA sınavlarında Türkiye 2012 yılında 65 ülke içinde 43. sıradayken 2015 yılında 52. sıraya gerilemiştir. Yine ülkemizde yapılan başka bir araştırmada öğrencilerimizin %66'sının okuduğunu anlamadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin kendi milli değerlerine bağlı, araştıran ve sorgulayan, problem çözen, etkili iletişim kuran, özgüvene ve başarı kimliğine sahip 21. yüzyıl becerileriyle donanmış öğrenciler olması için öncelikle eğitime ve eğitimciye bakış açımızın değişmesi bir zaruret haline gelmiştir. Eğitime ve eğitimciye bakış açımız Mustafa Kemal Atatürk gibi olmalıdır. 24 Kasım gününün Öğretmenler Günü olmasına neden olan ruhun yeniden canlanması gerekmektedir. 24 Kasım 1928 tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul ettiği gündür. Atatürk, ülkede başlattığı eğitim seferberliğiyle ülkesine bağlı, fedakar ve çağın gerekleriyle donanmış bir nesil yetiştirme yolunda çok sağlam temeller atmıştır. Örneğin baş öğretmenin eğitim anlayışının karşılık bulduğu kurumlardan biri köy enstitüleridir. Köy enstitülerinin düşünme ve beceri merkezli eğitim anlayışı bugün çağdaş eğitimin en önemli hedefi olmuştur. Öğretmenlik kutsaldır. Çünkü o insan işçisidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi öğretmenlerin kazancı insandır. Her meslek sahibi servet kazanır, para kazanır ama öğretmen insan kazanır. Öğretmen hem bugüne hem geleceğe hizmet eder. Çünkü ona emanet ettiğimiz çocuklarımız geleceğimizdir. Bu nedenle öğretmenlerimizin öncelikle toplumsal saygınlığının sağlanması zarurettir. Öğrencilerimizin rol model aldığı öğretmenlerimizin yoksulluk sınırı altında maaş alması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle öğretmen maaşı diğer mesleklerden daha yüksek olmalıdır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki öğretmenlerimiz milli ekonomi modeli ve sosyal devlet anlayışıyla hak ettiği değeri bizim iktidarımız döneminde bulacak, eğitimde kronikleşen sorunlar bizim dönemimizde çözülecektir. Bu duygularla bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Profesör Doktor Haydar Baş.